Günaydın aziz vatandaşlarımız. Öncelikle Niyaz Kılıç'la programına, Niyaz Kılıç'la gündem programına, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Dün ben çok mutlu bir gün yaşadım. Bu mutluluğumla öncelikle sizinle paylaşmak istiyorum. Dün İstanbul'da Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin zirvesi gerçekleşti ve akabinde akşam saatlerinde ödül töreni gerçekleşti. Bu derneğin yönetiminin kararıyla yani beni yılın en başarılı genç adamı adlı ödülle ödüllendirdiler. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bu benim için büyük bir sorumluluk ve ben bu ödülü sadece benim ödülüm olarak kabul etmiyorum. Bu ödül benim için benim üstümle ülkemizin yani tüm gençlerimize verilen ödül olarak kabul ediyorum. Yine de vatanımız için, milletimiz için, devlet devletimiz için gece gündüz çalışacağız. Şimdi bugünkü programımıza gelelim. Biliyorsunuz bu e, kirada fiyat artışları, e, kiracıları bir zor hale getirdi. E, çok hassas bir konu bu. Çünkü ev sahipleri de, e, kiracılar da bizim vatandaşlarımız. Onların da hakları var, bunların da hakları var. Ama biz yine de kiracılar yandan olmalıyız. Yani biz yine de e, zayıfın yanında olmalıyız. Bugün biz bunun hepsini konuşacağız. Biraz sonra birçok değerli konuklarımla programımızı devam edeceğiz. Az sonra başlayacak. Hiçbir yere ay ayrılmayın. Yunus Bey, Muhammed Bey Merhaba, programımıza abi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz şu an ben de az önce söyledim. Yani hassas bir konu ama yine de bir sıkıntı var bu dönemde zincir marketleri. Şu an zincir marketlerinde bir anlamsız fiyat artışları var. Böyle baksak sanki şu an dolar tl kuru 30-35 mi? Böyle sanki kurdan hesaplıyorlar bunlar. Yani bunların maksadı ne? Yani vatandaşın yani cebindeki var olan yani son kalan parasını almak mı? Aa, ve burada yani devletimiz denetimini yapıyor ama biz böyle düşünüyoruz denetimi biraz az diye düşünüyorum Aa, burada denetimi sıkılaştırmak gerekiyor. Programa başlamadan önce sizin yani fikrinizi dilemek istiyorum Hı -hı. Hı -hı. bu urda. Hem denetimlerin yeteri kadar sıkılaştırılması lazım. Denetimlerin yanı sıra aynı zamanda Hı -hı. E, market zincirlerinin de bu anlamda biraz daha tutarlı davranması gerekiyor. Bahsettiğiniz gibi dolar bu kadar yüksek seviyede değilken neden böyle bir artış söz konusu? Evet. İşin daha kötü yanı dolar kurunda herhangi bir düşüş olduğu zaman bunu fiyatlara yansıtmıyorlar. Hı hı. Herhangi bir düşüş olduğu zaman yansıtmadıkları gibi yükselme devam ediyor, kurun yükselme devam etmesiyle birlikte de artışların hala devam ettiğini görüyoruz. Evet. Evet özellikle bir ürün e, tarladan çıkan bir ürün fabrikadan çıkan bir ürün tüketiciye ulaşana kadar ki aralıkta hı. geçirdiği evrelerde fiyat artışının üç kat, 4 kat, beş kat gibi bir rakamlara çıkması tüketicinin çok daha hmm. aleyhine yani vatandaşın hmm. çok aleyhine bu süreçlerin ciddi anlamda e, kontrol edilmesi gerekiyor. Hmm. E, marketlerdeki satışlarda acaba marketler arası bir kartelleşme var mı? Marketler hmm. birleşerek bu fiyatları belli bir seviyede tutarak karlarını e, maksimize etmeye mi çalışıyorlar? Bu konuda hmm. tabii ki denetimlerin yapılması gerekiyor. Bununla alakalı rekabet kurulunun da denetimi söz konusu. Bununla alakalı hı. zincir marketlerde savunmalarını yaptılar. Hı hı. Bu ay içerisinde göreceğiz. Bu denetimin ciddi şekilde yapılması gerekiyor. Hatta hı hı. mümkünse Ticaret Bakanlığı nezdinde bir şekilde zincir marketlere gelen ürünler üreticiden zincir markete gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Hangi aşamalarda acaba bu 3 kat, 4 kat, 5 katlık artışlar oluyor? Bunların denetiminin yapılması tabii ki vatandaşımızın, tüketicimizin lehine olacaktır. Ya da bu bakanlığın bünyesinde artık yani bunların denetimini yapacak bir genel müdürlük kurulsa mı? Artık yani biz bunu bir ciddi hale almasak yani bunlar yapacağını yapar. Ve bu yüzden ben tüm vatandaşlarımızın adından yani erkanı devletimizden rica ediyorum. Şu zincir marketleri meselesini yani oradaki e, denetimi e, sıkılıştırsanız. çünkü cidden de soru çok ciddi. Şimdi bugünkü programımıza gelelim. Biliyorsunuz bu yıl oldu bu hızla yükselen enflasyon, e, Ukrayna Rusya arasındaki savaş her şeyi tetikliyor dünyada. Dolar kuru son dönemlerde dolar da güçlendi. Dolar endeksi bayağı güçlendi. Bu da tabii ki de milli para birimize baskı yapıyor. Ve bizim vatandaşlarımız yani arasında bunların arasında kötü niyetli insanlar da var. Ne yazık. Maalesef evet böyle zor durumda fırsatçılık yapanları da var. Şimdi bu kiracılar meselesi, bir de artık kış ayı geldi ve şu an bu mesele baya böyle büyüyor. Çok gündemde. Evet çok gündemde, çok gündemde ve hızlı bir şekilde. Mahkemeleri de sıkça e, meşgul evet. eden dava türleri çok evet, fazla. Artık yetişemiyorlar evet. orada da. Yani bu urda öncelikle siz ne diyebilirsiniz? Yani kira sözleşmesi bağlandı diyelim bir yıllık ama bir yıl süresi geçti. Ondan sonra nasıl bir süreç başlıyor? Kiracıya, kiracının hakları, ev sahibinin hakları bir yıl sonra Kira sözlemi, sözleşmesi bitti. Yapılıyor. Sonra. Esasen Aha. kira sözleşmelerinde bir yıl gibi bir süre yazılmasına karşın oradaki bir yıllık süre esasen çok da bağlayıcı değil. Hı hı. Çünkü biz kanuna göre ilerlememiz lazım. Türk Borçlar Kanunu'nun özel hükümlerde düzenlenmesine göre e, oradaki süre 10 yıldır. Yani orada bizim bir sene yazmış olmamız bir şey değiştirmiyor. Hı hı. E, ev sahibi tarafından her ne kadar bir senelik kira sözleşmesi yazılmış olsa da, ki bunu hemen hemen hepimiz yazıyoruz. Herkes Hı -hı. yazıyor. Ee, bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Aslında bizim burada kanuna bakmamız lazım. Yani 10 seneden önce haklı gerekçeler olmaksızın kiracı evden kira sahibi, e, ev sahibi, kiralayan kişi çıkaramaz. Hı -hı. Yani özellikle yani bir yıl yazılmasının çeşitli gerekçeleri var tabii ki kanunda bu dediğimiz o 10 yıllık e, tahliye istemine ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için 6 aydan daha uzun süreli kira sözleşmelerinin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir yıllık yapılıyor uygulamada. Hı hı. Ama bir yıl sonunda kanundaki hüküm gereği sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzatılıyor ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu durumda kiraya veren gelip de hı hı. E, sizin kira sözleşmenizin süresi doldu evi tahliye edin deme gibi bir hakkı yok. Ama hı hı. kiracı eğer evden çıkmak istiyorsa hı hı. E, bu bir yıllık süre bitmeden 15 gün öncesine kadar hı hı. kiraya verene bir bildirimde bulunarak evden çıkacağını bildirerek hı hı. evden çıkabilir. Hatta hı hı. sözleşmelerin bunun aleyhine şeyler yazıldığını da görüyoruz. Kiraya hı hı. veren tarafta bir ay önceden bildirirse çıkarabilir. İşte kiracı da bir ay önceden bildirecekler. Bunlar geçersiz hükümler. Kanun gereği geçerli yok. Kiraya verenin bu şekilde bir tahliye hakkı yok. Hı hı. Kiracının ise bu 15 günlük süresini eee onun aleyhine değiştirme gibi bir hı hı. durum söz konusu olmuyor. Hı hı. Şimdi bir şey demek istiyorum. Yani ben sonuçta ben bir sunucuyum. Ee, ve benim bir altın ortamda olmam gerekiyor. Bir altın noktada. Ev sahibi de benim vatandaşım. Evet. Kira, kiracı da benim vatandaşım. Şimdi ben burada adaletli olmak istiyorum. Sonuçta bu benim malım. Bu benim emlağım. Bu benim evim. Niye ben istediğim fiyattan veremiyorum kiraya? Niye ben eğer sözleşme e, bir yıl süresi bittiyse niye ben çıkartamıyorum? O benim emlağım. Ben Öyle istediğimi yaparım. belli bir rayiç vardır. O rayiçe göre ilerlenebilir. E, aynı zamanda da kira sözleşmesini yapmış olduğunuz tarihten sonra 5 e, yıla kadar yalnızca TÜFOR'un da arttırım yapabilirsiniz. Hı -hı. E, benim taşınmazım işte mevcut rayicin altında kaldı. Hı -hı. Ben az para alıyorum. Biraz daha yüksek almam lazım gibi nedenlerle TÜFOR'un üzerinde... E, konuklar konutlar için bahsediyorum. Arttırım söz konusu olamaz. Hı hı. Bunun için ne yapılabilir? Kiracı girdikten sonra sözleşmesinin bitmesinden 5 yıl geçmesiyle birlikte ancak hı hı. o zaman kira tespiti davası açarak hı hı. bu durumda tekrardan eee göre yenilenmesini isteyebilir. Hı hı. Yani hem kiracıyı koruyacağız dediğiniz gibi hı hı. hem de kiraya vereni koruyacağız. Hı hı. Yani şimdi neticede bir kişi bir yeri kiralarken orada uzun süre aslında oturma amacı taşıyor. Hiç kimse yani çok cüzi bir kişi sayısı haricindeki herkes uzun yıllar oturmak için burada kiralama işlemi gerçekleştiriyorlar. Yani bu durumda biz kiracıya bir yıl sonunda ev sahibinin mülkiyet hakkı var, istediği gibi davransın, çıksın demek doğru olmuyor. O yüzden de kanun kiracının lehine olarak bu düzenlemeleri getirmiş durumda. E tabii ki kirayı verenin de tahliye istemi konusunda bazı hakları var. Hı hı. Ee, onun da gerekli e, durumlarda yani kendisinin ihtiyacı, alt soyu, üst soyu bakmakla hı hı. sorumlu olduğu kişilerin ihtiyacının hı hı. bulunması durumunda hı hı. tahliye isteme durumu söz konusu. Kira bedelinin yine ödenmemesi durumunda hı hı. E, tahliye isteme durumu söz konusu ama bunlar dışında bir haklı sebep olmaksızın sadece ben mülkiyet hakkı sahibiyim. Dolayısıyla hı hı. istediğim gibi kullanırım. İstediğime kirayı veririm. istediğim zaman tahliye ederim gibi bir geniş hak sağlamak da kiracının aleyhine olacaktır. Dolayısıyla böyle bir şey de mümkün hı hı. değil. Hı hı. Muhammed Bey, Sosyal medyada benim bir hesabım var. Ee, ve bu hafta içinde bana bir vatandaş böyle soru yazdı. Benim diyor oğlum var diyor. Yurt dışında okuyor. Hı. Ve kiracımı bir türlü çıkartamıyorum diyor. Ben diyor oğlum geliyor. Orada yaşamak istiyor diye kiracıyı çıkartabilirim mi diyor. Evet, evet Yani evet. burada biraz önce bahsettiğimiz ee, İslam, Hakikatsa. Bu, evet. evet. Yani tabii ki hakikatsa. <laughs> e, hakikatsa. Tabii bu durumda şimdi genelde ev sahipleri şöyle davranıyorlar. Kiracıya Hı. diyorlar ki gerçekten işte Almanya'dan oğlum geliyor. Klasik Hı. bahane. E, Evi oğlum kullanacak. Bu bu yüzden çıkmanı istiyorum. Şeklinde bir istemde bulunuyorlar ve hani bir mahkeme vesaire süreç olmadan hani bir şekilde tahliye ettirmeye çalışıyorlar ama bu süreçle alakalı Hı. E, bu Almanya'dan oldu gelecek kiraya veren tarafın bir dava açması gerekiyor. Hı. Buraya bizim ihtiyacımız var böyle böyle de haklı gerekçelerimiz hmm. var diye dava açması gerekiyor ve o dava sürecinde bu haklılıklarını ispat etmeleri gerekiyor hmm. ki e, tahliye yönünde bir sonuç çıksın. Ve şu an mahkemeleri meşgul ediyor dedik sıkça bu dosyalar. Hmm. Gerçekten en çok tahliye isteminin olduğu e, konu da hmm. bu. Ben kullanacağım, oğlum kullanacak, kızım kullanacak hmm. gibi istemlerle birçok dava açılıyor. Hatta e, mahkeme yoğunluklarından gerçekten çok geç tarihlere de e, hmm. duruşmalar veriliyor. Dolayısıyla aslında ha, gerçekten hakkı olanların da birazcık e, hakkını yani hakkına kavuşması gecikiyor diyebiliriz hı hı. Yani böyle bir durum söz, söz konusu ve bu yargılama sonunda ancak haklılığını ispat ederse hı hı. tahliye istem hakkı olacak yani kiracılar e, bu tarz hı hı. bir bahaneyle kendilerine gelen ev sahibinin sözünü dinleyerek taşınmazı tahliye etmesinler Dava sürecini takip etsinler hı hı. burada şuna da dikkat edilmesi lazım tabii alt soy üst soy e, hı hı. için bu dava açılabilir yani hı hı. ihtiyaç nedeniyle davanın açılması gerekir e, hı hı. haricinde Yok hmm. babaannem gelecekti uzaktan akraban vesaire olmuyor. Hmm. Burada da tabii hmm. kanun maddesinde yazan hmm. kişilere bakmak lazım. Hmm. Şahsı kendisi, eşi, alt soyu, hmm. üst soyu. Ancak bu nedenlerle hmm. tabii şu hususa da dikkat etmek istiyorum. Ee, eğer ki malik yani ev sahibi, kiralayan hmm. e, bu konuda haksızsa veya gerçek dışı bir beyanda bulunuyorsa ve bu şekilde söylüyorsa kiracı bunu tespit eder ve başkasına. Hı -hı. Bu bahsettiğimiz kişilerden birisine kiraya vermezse de Hı -hı. dava açarak tazminat alma hakkı da olur. Hı -hı. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Geri olursa. taşınma hakkı var mı ondan sonra? Orada şöyle bir durum söz konusu. Hı -hı. Tazminat aldıktan sonra uygulamada taşınacağını zannetmiyorum. Zaten o aldığı tazminatla istediği <laughs> yere geçer. Ya şöyle aslında orada da bir birkaç problem söz konusu. Hı -hı. E, oradaki tazminat e, şöyle tahliye edildi ihtiyaç nedeniyle. ondan ne sonra Ortalama ki, ne kadar çıkabilir tazminat? Anlatacağım. Ee, tahliye edildikten sonra ev sahibinin orayı ihtiyacı olan kişiden başka bir kişiye 3 yıl boyunca kiralama hakkı söz konusu değil. Hı -hı. Kiralayamaz. Kiraladı. Hı -hı. Kiraladığını bir şekilde eski kiracı tespit etti. Bunun tespiti de oldukça zor ama Hı -hı. tespit ettiği varsayımında... Hı -hı. Ee, ...bir yıllık kira bedelini tazminat Hı -hı. olarak isteme hakkı var. Ama şu an Hı -hı. piyasadaki rayiş de o kadar arttı ki ve bu bir, Hı -hı. bir yıllık kira bedeli de... E, ...o önceki kiracının oturduğu kira Hı -hı. bedelinden hesaplandığı Hı -hı. için aslında... Kiraya verenin böyle bir tazminat ödemesi bile şu an için yetersiz kalıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani bayağı kiraya veren haksız yere yani daha doğrusu bir şekilde ihtiyacını ispat etti, tahliye etti. Sonra başka birine kiraya verdi, ispat edildi. Yani o tazminatı ödemek belki de 1-2 aylık kira bedeline hı hı. karşılık gelecek durumda. Hı hı. Şimdi e, bir haber var. 1. Ocak'tan itibaren, itibaren 2023 yılının 1. Ocağından ekspertiz zorunluluğu geliyor hı hı. tüm vatandaşlarımız için. Tüm alım satımları tapu işlemlerinde ekspertiz zorunluluğu geliyor. Ve ekspertizde bugünkü reel fiyat boyunca yüzde dört tapu masrafı alınacak. <laughs> Artık rayiç bedeli boyunca değil. Şimdi bu yenilik kira artışlarını getirebilir mi? Çünkü ben diyebilirim bakın tapu müdürlüğü geçirdi. Diyelim ortalama 2 milyon TL <gülüyor> <gülüyor> dairemin fiyatı. Artık benim dairemin kirası mesela 5000 TL olamaz. Yani. Bu tetikleyebilir mi yani şimdi bir kere art e, şey konusunu söylemek lazım Öncelikle bununla alakalı bir çalışma var ama e, gündemde biraz yanlış bir algı yaratıldı 2023 Ocak itibariyle böyle bir yürürlüğe giren kanun yok henüz Hı. Meclis, mecliste görüşme aşamalarında Bunlar ve orada bahsettiğiniz yüzde dört'lük dörtlük oranın yüzde bire indirilmesi Aha. Örneğin yeni bir konut alacak oturacak kişilerin yani Hı. gerçekten bir konut olan başka bir konutta taşınmaz hakkı olmayanların kendisi, eşi, çocuğunun sayısına göre hı hı. bu miktardaki harç ödemey miktarından e, düşülecek. Örneğin kendisi için, eşi için ve çocuğu için yanlış hatırlamıyorsam 300 bin lira kendisi, eşi için 300 bin ve her bir çocuk için de 150 bin hı hı. E, liralık miktar miktarda hı hı. E, harçtan muaf olacak. Örneğin eşi var, bir çocuğu var, iki çocuğu var diyelim. 900 bin liralık bir meblaya kadar hı hı. harç ödememiş olacak. Ondan yukarıda kalan meblağdan yüzde bir ödeyecek. Hı hı. Böyle bir çalışma var ama hı hı. henüz yürürlükte değil. Evet. Henüz bir ekspertiz zorunluluğu da yok. Hı hı. Dolayısıyla bu yönde de e, kiralara bir yansımanın söz konusu olması da hı hı. E, mümkün değil. Ama eğer olursa? eğer kabul edildi diyelim. Olursa da bence olmaması gerekiyor. Çünkü yine aynı şekilde onları da koruyan hükümlerle beraber böyle bir düzenleme yapmaya çalışacaklar. Dolayısıyla kiracı mağdur etmeme yönünde bir eğilim var. Dolayısıyla kiraya veren de böyle bir bahaneyle fazla kira istemesi de mümkün olmayacak ki böyle bir kanuni hakları da yok zaten. Ben programlarım, programlarımın çoğusunda yani bu ekspertizi vurguluyordum. Ben yani bu ekspertiz zorunlu hale getirilmeli çünkü biliyorsunuz yani Kötü çok farklı insanlar evet. var. Dolandırıcılık çok ve bu ekspertiz bu dolandırıcılığı önleyebilir. Ve ve ben yani milletvekillerimize yüzlenmek istiyorum. Eğer böyle kanun kabul edilirse o zaman eğer de a, tapu müdürlüklerinde dairelerin fiyatları reel fiyattan hesaplanırsa o zaman tapu masrafları yani vatandaşlarımız için yüzde birlere indirmek çok doğru olur. Çünkü eğer o fiyatlardan yüzde dört alınırsa yani bu aşırı derecede çok olacak. Çok o yüzden yani bizim tavsiyemiz yani bizim sektörümüzden sektörümüzün adından diyorum tapu masraflarının yani vatandaşlarımız için yüzde biri kadar indirilmesi çok doğru olur. Ve şimdi bende şöyle bir soru var ikinize de. Bir hafta önce haberlerden gördüm. Bazı böyle oluyor. Kiracılar sinirlerine hakim olamıyorlar ve ev sahibinin dairesini bazen yani lerzane hale getiriyorlar. Siz burada kiracıları bir uyarın lütfen çünkü bunun kanunun önünde sonra bir cevap verilmesi gerekiyor. Tabii ki de öyle değil mi? mi? Kullandığı şekilde teslim etmesi lazım. Teslim aldığı şekilde kullanması yani lazım. Hapise kadar gidebilir. Ama zarar vermesi suçundan dolayı tabii suç duyurusunda bulunulması söz Hı -hı. konusudur. Yani sonuçta orayı kullanmak ve yararlanmak amacıyla Hı -hı. alıyor. Ama oraya zarar vermesi söz konusu olamaz. Hı -hı. Oraya çünkü kira sözleşmelerinde de zaten yazar. Hı -hı. Ee, özenli şekilde kullanması lazım, dikkatli şekilde kullanması Hı -hı. lazım. Zaten Hı -hı. kiralayan kişi e, vermiş olduğu zararlardan sorumludur. Hı -hı. Ne zaman sorumlu değildir? Hı -hı. Diyelim evi kiraladı, 3 sene geçti, 5 sene geçti. Olağan eğer... Ee, bir yıpranma varsa kullanmayla beraber e, bir yıpranma varsa bundan sorumlu değil ama olağanın dışındaki vermiş olduğu zararlardan sorumlu olur. Hı hı. Bu hem hukuki açıdan hem de ceza açıdan sorumluluğunu gerektirir. Hı hı. Evet, böyle bir durumda kiraya verenin tabii ki bununla alakalı bir tespit yaptırmasını biz tavsiye ediyoruz. Hı hı. Mümkünse hatta kiraya verirken evin fotoğraflarını çekmek hı hı. her iki tarafında aslında koruyacak bir e, hı hı. durum fotoğrafları hmm. çekilebilir. Daha sonra kiracı çıktığında hmm. evin durumunun tekrardan fotoğraflandığında aradaki hmm. fark görülebilir. Hatta hmm. mahkeme nezdinde bir tespit hmm. davasıyla bu eve zarar verildiğinin tespiti yapılabilir. Bunun aksine de geçenlerde haberlerde gördük. Bir hmm. kiraya kiraya veren kiracısı evden çıkmadığı için gitti evinin kapılarını kırdı, duvarlarını kırdı. Evet ne yazık ki böyle şeyler de var. Dönüş e, e, yazık ki. Başka türlü yollarla yine hmm. tahliye etmeye çalışanlar var. Hmm. Tabii bu durumda da yine hem hmm. malı zarar verme hem o evin durumuna göre konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşabilir. Dolayısıyla hmm. savcılık nezdinde bir şikayette bulunması durumunda hmm. kiraya veren taraf çok ciddi e, sorunlarla hapis cezasıyla karşı karşıya Tabii. kalabilir. Tabii o yüzden yani kiracı vatandaşlarımıza yani yüzleniyoruz. Anlıyoruz sizi bazen çok sinirli olabilirsin ama yine de e, sinirlerinize hakim olun lütfen çünkü sonuçta yine de siz suçlu olacaksınız. Şimdi Yunus Bey, sizin ben size... Benim bu arada karakterim Şöyle soru var. Kira bedelini ne kadar kadar ben arttırabilirim? Bir yıl sonra. Kira bedeli belirlenen açıklanan tüf göre arttırılabilir. Onun hı. haricinde başka bir arttırım olamaz. Hı hı. hı, hı. Ya bu yüzde yirmi sınırı da getirildi biliyorsunuz. Aha, bu, ama bu hazirana kadar. Evet, evet. Bir temmuz sene. tarihine kadar yüzde yirmi beş konutlarda yüzde yirmi konut olmayan yerlerdir. Yine tüfeğe göre artış devam edecek. Ama bu Hı. sözleşmenin süresine bakılmaksızın 5 yıl için geçerli. 5 yıl geçirdikten sonra Hı. kiraya veren taraf rahiç bedele göre bir yeniden kira belirlenmesi için kira bedelinin tespiti yönünde bir dava açma hakkına sahip. Ama bu Hı. bedel de belirlenirken tabii kiracının orada uzun yıllar oturuyor olmasından dolayı Hı. Bir hakkaniyet indirimi de uygulanıyor. Şu an mahkemeler %15, %20 gibi bir indirim sağlıyorlar bu konuda. Yani taraflar aslında bunu müzakere etmesi ve bu şekilde yollarına devam etmesi daha uygun olur. Eğer mahkeme yoluna gidilirse de mahkeme tespitini yapıyor. Tespit yapıldıktan sonra örneğin 6. yılın başlangıcından itibaren o davanın sonucunun var olduğunu düşünürsek arada kalan meblağı ödeyecek şekilde kira bedeli o artışla beraber devam ediyor. Ama örneğin rahiç 9-10 bin lira bandında olan bir yerde kiray veren 9-10 bin liralık bir meblağ istemesi de hakkaniyete. Aykırı bir hakkaniyet indirimiyle örneğin yine 15-20'lik bir indirimle 7,5-7 artık o tarz bir hı hı. miktarda anlaşarak devam etmesi gerekir. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz yani ev sahiplerin arasında çok iyi niyetli insanlar da var. var. Evet ve böyle olayları da var bunların iyi niyetini kötü niyetle Kullanmaya başlıyorlar. Ne yazık ki Kiracılar. uygulamada kimse de 5 seneyi beklemiyor ne yazık ki. Artan evet. enflasyonun da tabii etkisi var. İnsanlar Hı. bundan da tedirgin olduğu için Hı. aradan 2 sene geçiyor, 3 sene geçiyor. Hı. Benim vermiş olduğum e, taşınmazım diyor, kirası çok uygun kaldı diyor Hı. bu civarda. O yüzden 5 sene beklemeden ne yazık ki bu tarz anlaşmazlıklar da olabiliyor. Evet Hı. ve kirayı ödemeyenler de var. Evet. 6 ay geçiyor, 8 ay geçiyor ve bir de taşınmıyorlar. Evet. Evet. Yani Şimdi kira bedelinin ödenmemesi durumunda aslında kiraya veren ilik çok güçlü. Diğer konulara göre çok güçlü. Çünkü zaten kiraya vermenin amacı bir gelir elde etmek. Dolayısıyla o geliri elde edememesi durumunda kiracı artık kanun korumuyor. Kira bedelini tahsil edemeyen kiraya veren taraf, mülk sahibi taraf bu konuyla alakalı Hı -hı. bir ihtar çekebilir veya bir icra takibi başlatabilir. Hı -hı. Bir icra takibi başlatması durumunda Hı -hı. E, bu bedeli ödemesi yönünde icra dairesinden kiraya kiracıya bir e, tebligat gönderiliyor ve bu tebligattan sonra 7 günlük bir itiraz süresi, Hı -hı. 30 günlük de bir ödeme süresi var. Eğer bu Hı -hı. ödemeyi yapmaz ise 30 günün sonunda ödemez, bir itirazda Bulunmaz ise ya da itirazda bulunur da mahkeme nezdinde bu itirazın haksız olduğu Hı -hı. kanaatine varılırsa çok kısa sürelerde yani Hı -hı. bir yılı bulmayan sürelerde 4 ayda 5 ayda altı ayda yakın zamanda 4 ayda bir tahliye kararı biz e, karşılaştığımız oldu Hı -hı. çok yakın zamanda. Hı -hı. Tahliye kararı çıkabiliyor ve e, icrai olarak kiracı tahliye edilebiliyor. Dolayısıyla kiracıların kira borcunu ödeme konusunda hassas davranmaları Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Tamam diyelim bu çıkartıldı ama borcunu ödemiyor. Evet. Bu nasıl? Yine, yine aynı şekilde icra takibi devam ediyor. İcra Hı -hı. takibinde o alacak bakımından Hı -hı. E, kiracının mal varlığı üzerinde çalışıyorsa maaşı üzerinde haciz işlemi Hı -hı. uygulanarak ödemediği kira bedeli, Hı -hı. eksik ödediği kira bedelini kiraya e, kirayverenin her zaman tahliyeden sonra da Hı -hı. tahsil etme hakkı mevcut. Şimdi diyelim resmiyette çalışmıyor kiracı. Ee, herhangi bir malı, mülkü yok. Yani ...o kişiden ne alacaksın o ki? O tahsili kabiliyetiyle alakası var tabii. Yani evde bulunduğu süreçte tabii ki... E, ...o evde bulunmuş olduğu süreçte... ...bu kira borcu bağlantısı var ama... ...borcu bakidir. Hı -hı. Evden çıktıktan sonra da aynı Hı -hı. şekilde borcu borçtur. Hı -hı. Ama dediğiniz gibi eğer... Çalışmıyorsa ya da kendisini çalışmıyor olarak gösteriyorsa hı hı. Hı hı. ya da aynı şekilde üzerine herhangi bir mal varlığı yapmıyorsa ya da yakınların üzerine yapıyorsa hı hı. E, bu durumda tabi e, icra hukukundaki prosedürler uygulanır. İşte hı hı. yakınlarına tebligatlar gönderilir, banka hesaplarına tebligatlar gönderilir, hı hı. E, eve aynı şekilde hacize gidilir ya da istikak usulü dediğimiz istikak hacizine başvurulup hı hı. E, borçlu amiyana tabirle biraz sıkıştırılarak borcu tahsil edilmeye çalışılır. Hı hı. Evet ya aslında sigortası şekilde çalıştırmanın da SGK nezdinde çok ciddi cezaları var. Eskiden çok fazla karşılaşıyorduk ama artık SGK'nın bu e, yüksek meblalı cezalarından dolayı artık hiç kimse çalışanını sigortası çalıştırmak istemiyor. Dolayısıyla hı hı. mutlaka bir yerde çalışacak, mutlaka geçimini sağlamaya çalışacak o kiracı ve dolayısıyla hı hı. bir maaş alacak o maaşı üzerine e, haciz uygulanacak tabii ki. Dolayısıyla sigortası çalıştırma artık çok fazla karşılaştığınız bir durum olmadığı için de kiracının borcunu bir şekilde ödemesi, kiray verenin bir şekilde tahsil etmesinin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de deniliyor. Yani senin bir borcun varsa, sen Kurban Bayramını kutlamaya da hakkın yok. Böyle evet. deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi siz ikiniz de hukukçusunuz, ikiniz de avukatsınız, Tarihi okudunuz, eminim. Neden Osmanlı döneminde böyle? Sıkıntıları yoktu. Osmanlı döneminde bu yani zaman diyelim yüzde gibi... doksanının evi vardı yani. Evet. Kiracılar yoktu. Aynı sistem devam ediyordu tabi. E, hmm. Şimdiki bizdeki bu e, sistemden daha farklı bir sistem vardı. Hmm. Hem nüfus açısından olsun, hem yerleşim hmm. açısından olsun, hmm. hem şehirleşme açısından olsun. Aynı zamanda hmm. insanlar Tutumları, davranışlarının daha farklı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ee, biz aslında biraz da vatandaş olarak kendimize yapıyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra. Hı -hı. Ee, biraz daha bireysel düşünmeye başladık biz. Hı -hı. Ee, pandeminin başlamasıyla birlikte araç fiyatlarındaki artış. Hı -hı. Sonrasında hükümet nezdinde bir artış yapıldığı zaman bu niye böyle yapılıyor deniliyor. İlk Hı -hı. başta biz kendimize yapmaya başladık, yükseltmeye Hı -hı. başladık fiyatları. Ve biliyor musunuz Osmanlı döneminde eğer bende iki, ikinci bir daire varsa bedava veriliyordu. Hı hı. para almıyordular. Evet. Haram diye hesap ediliyordu. Ve sultanlarımızın vakfı vardı, e, paşaların vakfı vardı. Yani eğer bir fakir fukara varsa yani konaklamaya da bedava verirdiler. Yardımlaşma ayırtılar. çok önemliydi. Evet. Çok Böyle e, komşuculuk medeniyeti. E, ev sahibinin ve kiracının arasındaki medeniyet çok güçlüydü. İlişkiler yani çok güçlüydü. Maalesef şu an biliyorsunuz hı. yani gençlerimiz batılaşıyor. Ne kadar biz buna karşı çıksak da, ne kadar biz desek de yani Türk medeniyetinden ayrılmayın, medeniyetinizi koruyun ama batılaşıyorlar ve bu soğukkanlılık geliyor. Hı hı. Bu bizim için yani bir, bir ayak sesler, korkutucu ayak sesleri, komşuculuk medeniyeti kaybolmaya başladı. Bu da var Biraz Hı -hı. kültürümüze sahip çıkmakla ilgisi evet. var. Kendi kültürümüzü biz korumak, benimsemek, sahip özümüzü çıkmalıyız. bilmek, tarihimizi bilmek, Tabii. mevcut uygulamaları devam ettirebilmek. Hı -hı. E, şartlar değişebilir ama insan ilişkileri beşerdir. Bundan 500 beş yıl önce de iki insan arasındaki diyalog neyse. Evet Teknoloji değişse de belli başlı temel şeyler vardır. Bunların Hı -hı. sabit kalması lazım, Hı -hı. değişmemesi lazım, Hı -hı. özümüze ait olmamız lazım. Şimdi biz batılılaşma derken e, o kültüre ait olmaya çalışırız ama... Biz o kültürden gelmediğimiz için sorunlar oluşuyor. O uyum sağlayamadığımız için sorunlar oluşuyor. Ee, bu evet. anlamda kültürümüze sahip çıkmamız ve ne yaşanmışsa tarihimize göre ilerlememiz gerekiyor Tabii. ki bu tarz sorunlar olmasın. Tabii. Tabii yani. ve... ahlaki hı. davranmadan kaynaklanan evet. aslında bütün e, olay. Yani artık hı. günümüzde hiç kimse toplumun genelini düşünerek ya da e, yani ülkesini milletini düşünerek hareket etmiyor. Daha çok bireysel hareket ediyor. Ben hı hı. nasıl daha çok cebime para doldururum. <laughs> Ee, niyeti olduğu için aslında o bizim o eskiden kalma ahlakımızı kullanmadığımız için sorunların yaşandığını söylemek mümkün. Yani o ahlaklı davranışa geçersek e, bir şekilde sorunların çözeceğini düşünüyorum. Evet eğer biz bu dünyada bir şekilde yaşamak istiyorsak eğer biz bu, bugünkü dünyada bir Türk olarak kalmak istiyorsak yani biz örf adetlerimizi yürütmeliyiz. Tarihimizi unutmamalıyız. Ve bizim atalarımız, babalarımız, anılarımız nasıl yaşadıysa biz de böyle yaşamayı devam etmeliyiz. Ve dün ben bir mühim bir zirveye katıldım. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin zirvesi oldu. Oraya milletvekilleri katıldı, bazı illerin ilçerin belediye başkanları ve çevre ve şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum da katıldı ve Sayın Bakan orada önemli bir şey dedi. Biz dedi artık bir biraz endişeleniyoruz dedi bu siteler. Evet, evet. diyor bu sistemde Batı'dan yani. geldi diyor. Ama orada diyor komşuculuk medeniyeti kaybolmaya başladı ve biz diyor artık böyle bir yeni dönem başlatmak istiyoruz diyor. Yani bayram günlerinde devlet bayramları olsun, milli bayramlar yani dini bayramları yani yönetim Orada bir etkinlikleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Maksat insanları çıksın, ev sahipleri çıksın. Birbirlerini tanısınlar. Tanısınlar. Evet. Tabii ki de öyle. Nüfusa baktığımız zaman ya da yaşayan kitleye baktığımız zaman mahalle Hı -hı. kültürüne göre daha fazla insanla ev sahipliği yapıyor üstelik. Ancak yan Hı -hı. komşu yan komşu tanımıyor. Alt katta kim var bilmiyor. Evet. İnsanlar yıllarca yan yana yaşamalarına rağmen bilmiyorlar, tanımıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Mahalle kültürü biraz daha farklıydı o anlamda. Hı -hı. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Hı -hı. Alt soy, üst soy beraber yaşıyor. Hı -hı. Komşularla beraber birlikte hareket ediliyor, beraber bir şeyler yapılıyor. Bunlar önemli diye tanımıyoruz birbirimizi, çevremizi tanımıyoruz, komşularımızı tanımıyoruz. E, sitenin olumlu yanları kadar bu şekilde bir olumsuz yanı da var. Yani tabii. Birbirlerini tanımayı geçtik. Site yönetimini bile tanımıyoruz. Yani bir kişinin site yönetiminden alıp olmadığını. Evet. Evet, bu tarz sorunlar var. Gerçekten öyle bir uygulama yapılabilirse çok güzel olur tabii ki. O aslında site içerisinde yaşanan bir sürü problemler de var. Yönetimlerin aldığı kararlar, Hı. aidatların fazladığı bu konuda çok böyle e, ciddi sorunlar yaratan bir durum. Hı. Bunların çözülmesinin de en e, temel e, kaynaklarından birisi birlikte olmak, birbirlerini tanımak. Ve Kat mülkiyetli mi? kanun bayağı eski. Kat evet. mülkiyetli evet. kanunun değişmesi gerekiyor, yani bugünkü günümüze gelmesi gerekiyor. Yani dün zirvede de bunu söylediler. Stenездinde yani, uygularken de zaten bazı eksiklikler oluyor ne yazık ki. Evet. Benzer dosyalarımız vardı. Hı. Sitelere tabii ki de kanunu olduğu için uyguluyoruz ama e, mevcut şartları ben de karşıladığını düşünmüyorum. Yeni bir Hı. kanun tasarısı yapılarak yeni bir Gerek gerekiyor. Evet, evet. Bence yani bir bir topyekün emlak hakkındaki kanun gerekiyor, değil mi? Yeni De? düzenlemeler ya da hı hı. revizeler kesinlikle hı hı. çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet ee, şimdi bu komşuculuk medeniyetine gelelim. Ben bir sitede oturuyorum orada zaten yüzde seksen beşi yabancı. Yani bir o kadar bir taraftan da bir bayram yapsak da orada yani diyelim remezan bayramı. Hı hı. Onlar gelmeyecek ki o bayrama. Ama Böyle, tanıtmamız lazım. Ama tanıtmamız gerekiyor. Tabii ki de tanıtmamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. İnsanın inana, inanmaması bu anlamda önemli değil. İştirak etsin, katılsın. Nedir, niye kutlanıyor? Anlatalım, tanıyalım, bilelim. Evet. Tanıtalım. Medeniyetimizi. Yani kesinlikle. Kabul edelim. Yani anlasın medeniyetimizi. Belki de bunlar da sonra Türkleşmeye başlar. Neden olmasın? Kültür <laughs> benimseyebilirler, sevebilirler. O onların takdiridir. Yani Ama Osmanlı en döneminde lazım. Türk medeniyeti çok güçlüydü. Evet ve gelenlere, Şu anda gelenlere var olan misafirperverlik evet. çok üst düzeydeydi. gerekiyor. Şekilde, tabii ki biz de aynı şekilde tavır sergilersek o şekilde e, gelen kişiler de burada yaşayanlar da bir şekilde bu ülkenin, bu milletin bir parçası haline geldiyse evet. e, o kültürden bir şekilde faydalanır. Tabii eğer Türkiye'de örmüştü. bizim vatanımızda yaşamak istiyorsak medeniyetimizi, örf adetlerimizi kabul etmesi gerekiyor. İdrak etmesi gerekiyor ve sonunda yürütmesi gerekiyor. Değil mi? Yani Benimsemese çünkü... dahi uyum göstermesi gerekiyor. Evet saygı uyum. Saygı Doğru. Olması gerekiyor. En azından. Doğru. Şimdi benim e, WhatsApp'ıma böyle bir soru geldi dün. Hı hı. Şu an size bu soruyu söylemek istiyorum. Tahliye tahut namesi. Ne için gerekiyor diye bu mühim bir Tahliye taahhütnamesi de önemli. Ile, Genellikle yani. kira sözleşmelere beraber aynı zamanda imzalanıyor ama hı hı. E, onun aslında uygulamaya baktığımızda çok da fazla uygulamada etkili olduğunu göremiyoruz. Hı hı. E, bir yandan da baktığımız zaman tahliye taahhütnamesinin boş bırakılarak sonrasında e, hı hı. ev sahibi tarafından da doldurulduğunu görüyoruz. Hı hı. E, kira sözleşmeleri hususunda tahliye taahhütnamesinin önemi ayrı. E, çünkü belli bir zamanda taşınmazın tahliyesine ilişkin bir taahhüt söz konusu orada. Hı hı. Ee, ve o belirtilmiş olan zaman aralığında da sürelere baş, diğer kanunda yazan sürelere uyulmaksızın hı hı. E, alınan taahhütle birlikte de tahliye mümkün oluyor. Hı hı. Yani şimdi tahliye taahhütnamesinin özüne baktığımızda tahliye taahhütnamesinin yapılma amacı kiraya veren taraf, dairesini artık dükkanın neresi ise belli bir tarihte kullanması gerekiyordur ya da belli bir olay gerçekleştiğinde kullanması gerekiyordur böyle bir durumlarda kiracının çıkacağını orayı tahliye edeceğini ve o tarihe kadar kiralı kiracılık hakkından yararlanabilmesini sağlamak için mümkün örneğin bir dükkanı kullanıyordur kiraya verecek mülk sahibi olan taraf ama belli bir tarihte o dükkan yıkılacaktır. Hı -hı. Der ki tahliye taahhüdünde şu tarihte dükkanım yıkılacağından bu tarihte çıkmanızı Hı -hı. istiyorum ve bu şekilde bir tahliye taahhüdü alınır. Ya da başka bir şekilde gerçekten bir ihtiyacı oranı kullanma bir e, apartman dairesidir bu başka bir şehirdedir. Oraya taşınacaktır bir Hı -hı. sene iki sene sonra. O iki sene sonraya e, ben buraya taşınacağım bu tarihte e, tahliye etmenizi istiyorum diye. Var olan aslında özü bu ama şu an uygulamada ne yazık ki tahliye taahhüd nameleri şu şekilde kullanılıyor. Kiraya veren taraf. Bu kanundan kaynaklanan haklarından hı hı. E, faydalanarak kiracıyı tahliye edemeyecekleri için hı hı. elleri güçlü olsun diye bir tahliye taahhütnamesi imzalatıyorlar. Ve bu tahliye taahhütnamesinin hem hı hı. E, düzenlenme tarihini hem de tahliye tarihini boş bırakıyorlar. Hı -hı. Altına açık bir e, boş kağıda imza atar gibi kiracıya imza attırıyorlar ve burada bir, bir e, kurnazlık var tabii. Evet, tabii, kurnazlıyorlar ki, tabii ki. Fazla. Bu tahliye taahhütnamesini daha sonra kendileri istedikleri örneğin bir sorun yaşadılar. Kiracı herhangi bir nedenden kızdılar, dolduruyorlar tarihlerini Hı -hı. ve doldurduktan sonra yine icra ve dava yoluyla tahliyeye gidiyorlar ve kısa sürede tahliyeye de, Hı -hı. E, neden oluyor. Bununla alakalı ne taraflar neye dikkat etmeli de ona değinelim özellikle. Hı -hı. Eğer kiracı taraf eee kira sözleşmesini imzalarken aynı anda bir tahliye taahhüdü bunu imzalatıyorlarsa mümkünse tarihini imzaladığı tarihi yazmaya çalışsın hı hı. üstüne. Yazamıyor ise e, tarihleri boş boş bir şekilde imzalaması isteniyorsa o tarihte bir fotoğrafını çeksin hı hı. imzaladığı tahliye taahhüdünü ve telefonunda tarihle kayıtlı şekilde Hı. o tahliye taahhütnamesinin boş hali bulunsun. Bunu daha sonra doldurulup kullanıldığında boş şekilde imzaladığını, kira sözleşmesine aynı tarihte imzaladığını iddia ederek o namenin geçersizliğini mahkemede öne Çünkü Hı. kiracının e, kirayı verenin kiracıyı zorlayarak yani Hı. Ki, burayı tutmak istiyorsan bu tahliye taahhütnamesinde imzalayacaksın Hı. diyerek aldığı tahliye taahhütnameleri talihet geçersiz. İspat Hı. yönünden de bu şekilde yani Hı. bir fotoğrafını çekme olur, Hı. E, tarihini doldurma olur bu şekilde kiracı kendisini koruyabilir ve tarihte namesini geçersiz Hı -hı. hale getirebilir ve burada bir önemli bir şey dememiz gerekiyor hukukçulukta bu var diyelim ki kiracı inandı Hı -hı. İmzaladı. hiçbir şey bakmadan sonra bir şey oldu sizin dediğiniz gibi bunların kendisi tarihi atıyorlar değil mi evet. evet ama burada tespit edilebilir ya tespiti yani imza başka elle imzalandı ama bu tarih Başka hmm. elle yazıldı. Bunu, ne zaman yazıldığı bile tespit edilebilir. Tabi tabi Onun biraz da üzerine düşmek ve ispat açısından belirtmek lazım Ve bu lazım suç. Mahkemede. Elbette ki. Büyük bir suç. Aslında Değil mahkemeler mi? şu an için tavır olarak bunu şöyle okuyorlar. Diyorlar Hı -hı. ki boş bir tahliye taahhütnamesine imza atan kiracı e, bunun üzerine ne şekilde doldurulacağı konusunda da bir rıza göstermiştir. Hı -hı. Bu şekilde yani e, istenildiği gibi doldurulduğunda da Hı -hı. E, bu şekilde tahliye etmeyi kabul etmiştir gibi okuyorlar. Hı -hı. Ne yazık ki. E, dolayısıyla daha sonradan doldurulduğu ispat edilse bile altındaki isim soyisim ve imza yine ağaca bu tahliye taahhütnamelerini geçerli kabul ediyorlar ve hı hı. mahkemelerde tahliye kararı çıkıyor. Yani burada bir imza incelemesi ya da oranın sonradan dolduru doldurulun ile alakalı bir inceleme dahi mahkemelerde yapılmıyor. İspat edilse dahi sonradan dolduruldu. Yine de hı hı. tahliye yönünde ve tahliye tahdirinin geçerli olduğu yönde karar veriliyor. O yüzden biraz önce yaptığım uyarının asıl sebebi oydu. Onun o şekilde boş olduğunu, imzalandığını hı hı. ispat etme bakımından imzalarken bir fotoğrafını çekmek ya da hı hı. E, kira sözleşmesinin yapıldığı tarihle aynı tarihi yazmak kiracıyı koruyacak olan durumlar bunlar. tabii bununla alakalı mahkemelerin tavırları değişir. Sonradan doldurmayı kabul etmez hale gelirler. İmza incelemesi, Aha. sonradan doldurma incelemesi yaparlarsa tabii Aha. ki kiracının lehine olacaktır. Ama şu an mevcut durumda bu şekilde. E, sayın kiracılarımız çok dikkatli olun. E, nereye imza atıyorsunuz? Okuyun, inceleyin, fotoğrafını alın. Sonunda mağdur kalmayınız. Şimdi biliyorsunuz seneye taşınmaz satışlarında bedel tespiti yaptırma zorunluluğu geliyor. Bununla ilgili sizin resmi yorumlarınız. Resmi gazetede yorumlanması lazım, o yayınlanması lazım, yayınlanması lazım Şu Heriz anda yok. yok. Mecliste yasa tasarısı çalışmaları var mevcut ama hı hı. E, örnek veriyorum bu pazartesi günü de aynı şekilde resmi gazetede yayınlanıp hı hı. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hı hı. Bu şekilde, bu şekilde olacaktır diye hı hı. E, yayınlanması mümkün. Hı hı. Şu an için yayınlanmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz. Sadece hı. gündemde olduğunu belirtebiliriz. Ama Meclisi... tasarımı hazır mı? Şu hazır anda değil, hala görüşülüyor. Görüşme aşamasında hı hı. veya da Ocak'ta etişimlerde Şubat'ta da olabilir. Onu artık bilemiyorum. Hı hı. E, meclisin takdirinde olan bir şey. Hı hı. Ya resmi gazetede yayınlanması sonra. lazım. Şimdi nereden sonra Belki oluyor? Bir de. de yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra normal 6 ay sonra yürürlüğe girme gibi bir durum söz konusu. Bir tabii süre daha verilebilir. Önce, evet, daha önce yayınlanması da tabii söz konusu ama genelde bu şekilde işlediği için yine 2023 başında böyle bir sorumluluk olmayacağını en azından vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Ben de böyle şahsen düşünüyorum. Seçim sürecinde yani seçime kadar bu kanun yani tasarım olarak kalır. Kabul edilse de seçimlerden sonra kabul edilir. Olabilir. Öyle görünüyor. Hı hı. Bir de mesela bu bedelin e, yanlış şekilde bildirilmesi yani vergiden kaçınmak için hı hı. bildirilmesi çok sayıda mahkemede iş yüküne de neden oluyor. Birçok dava özellikle ön alım davaları çok fazla. Yani orada mesela pay sahipliği olan başka birisi hı. ha buranın burası bu bedelden satıldı diye tapudaki bedelden orayı satın almak için, kendi satın almak için kötü niyetli dava açabiliyorlar. Örneğin hı. 1 milyona satılmış olan bir taşınmaz. Düşünün tapudaki bedeli 200 bin lira yazıldı. Daha sonra hmm. bir dava yoluyla oradaki ortak hmm. hisseli birisi varsa orayı 200 bin liradan satın alması gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. Yani böyle bir düzenleme gerçekten lehe olacak. Artık bedelleri bileceğiz ve aynı zamanda çok sayıda yabancı buradan taşınmaz ediniyor. Hmm. Taşınmazlarını daha sonra satıyorlar. Bu işlemleri yaparlarken hmm. genelde de bir emlakçı ya da hmm. burada yerleşik birinin bir uzmanın hmm. yardımını istiyorlar. Ve bu tarz hmm. işlerde şöyle şeylerle karşı karşıya geliyoruz. Bu... Hmm. E, yabancı yatırımcının, yabancı şahsın buradaki işlerini yürüten kişi e, satışı örneğin 1 milyondan yapıyor Hı -hı. ama tabutaki bedeli çok daha düşük yazdıkları için satın alan kişiye de diyor ki sizin yerinizi 700 bin liraya sattım, 600 bin liraya sattım diye ederi bu kadardı. Hı -hı. Dolayısıyla size bu kadar para deyip üstünü e, Hı -hı. ceplerine koyarak dolandırıcılık faaliyeti de Hı -hı. yerine getiriyorlar. Bu tarz bir düzenleme bu tarz sorunların da önüne mutlaka geçecektir. Dolayısıyla gerekli olduğunu söylemek mümkün ama tabii burada e, taşıma satın alacak de mağdur etmemek açısından vergilendirme açısından da bir e, satın alacak kişileri koruyacak şekilde düzenleme de mutlaka gerekiyor. Şimdi gelin hep beraber bir olaya bakalım. Bodrum katları. Bodrum katları biliyorsunuz yaşamaya çok zor evet, bir şey. alanlar. Kış aylarında hatta yaz aylarında da büyük miktarda nem toplanıyor Evet orada ve diyelim kiracı kiraladı bir bodrum katında daireyi kış ayı yaklaştı dairede nem o kadar topla toplanıyor ki yani nefes almak bile zor bu sebepten dolayı kiradan vazgeçebilir mi orada şöyle bir şey var yaşama elverişli bir alanın olması gerekiyor kiracı sonuçta oraya geldiği zaman hı hı. E, uygun koşullar altında yaşaması gerekiyor uygun koşullar Yalnızca malzemenin şöyle, kalitesiyle ilgili değil. Güz aylarında hı hı. cidden de hissedilmiyor bu nem. Bu kışta başlanıyor evet. ve yaz aylarında. Hı hı. Şimdi... Diyelim ki güzde taşındı, hı hı. Ee, Bir ekimde geçti. taşındı, ocakta da başlandı. Şimdi burada ne yapabilir? E, kira sözleşmesinde tarafların ne borçları var? Bunu hı hı. Öz özellikle dikkat etmek lazım. Tamam ki kiracının borcunu biliyoruz. Bedeli hı hı. ödemek zorunda. Hı hı. Kiraya verilen de ben taşınmazımı kiraya verdim artık benlik bir şey yok demesi gibi bir hakkı yok. Hı hı. Kira sözleşmesi boyunca hı hı. kiralanan taşınmazı kiracının kullanımına uygun halde bulundurma hı hı. yükümlülüğü var kiraya hı hı. veren tarafı. Hı hı. Bahsettiğiniz şekilde bir hı hı. nem olduğu başka bir problem oldu. Yani oranın e, kiracının yaşayabileceği halde değil ya da Kiraladığı zaman bilmediği bir hale geldi. Bu Hı -hı. sorunu çözmek ve masrafını üstlenmek Hı -hı. kiraya veren tarafın sorumluluğunda. Hı -hı. Eğer çözülemez bir durumsa Hı -hı. E, kiracı taraf bu nedenden dolayı e, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip. Hı -hı. E, bu yerden kiralanan taşınmazdan yararlanamadığı süre için kiraya Hı -hı. veren taraftan tazminat isteme, başka bir yerdeki kira bedelini isteme, taşıma masraflarını isteme kolay. gibi... Hakların hepsine sahip. Dolayısıyla bu tarz e, akıl hı hı. oyunlarıyla kirayı verenlerin hı. kiracıları kandırması e, aleyhine çok ciddi sorunlar da doğurabilir. Yani böyle bir tazminat ödeme zorunlu e, durumunda kalabilir. Demek ki ev sahibi ya bu dairesini uygun bir hale getirecek yaşamak için ya da iki tarafta yani bir dostana bir şekilde fesh ya da kiracı e, avukatın üstüyle mahkemeye, başvurabilir. Mahkemeye başvurabilir. Böyle Öyle bir akma mevcut. İhtar <laughs> çekebilir. Yani Hı -hı. bu tarz bir durum var. Giderin şu kadar süreniz var. Gidermediği Hı -hı. durumunda e, ...zararlarını... zararlarına taşıma masrafı yeni bir yer kiralayacak, emlakçı parası Hı -hı. ödeyecek vesaire. Bu masrafların hepsini daha sonra e, oraya kiraya veren taraftan isteme hakkına sahip Hı -hı. olacak ve bir dava açabilecek, tazminat isteyebilecek. Hı -hı. Burada bir haklı neden var çünkü. Bizim burada önemli olan dikkat etmemiz gereken husus Hı -hı. somut olaya baktığımız zaman haklı bir nedenin olması. E şimdi nemden bahsediyoruz biz. Nem burada haklı bir neden mi? Yaşamaya elverişli koşulu engelleyici bir neden mi? Evet, bunu haklı neden olarak gösterdiğimiz takdirde hı hı. ki zaten bu ispatlanabilecek bir şeydir. Hı hı. Bu durumda ihtarda bulunup ev sahibini bu anlamda uyarmak mümkündür. Hı hı. Yani bu kira sözleşmesinde bunu göstermek zorunlu mu? Mesela bodrum katındaki dairenin mesela nemi çoğalırsa falan ederse bunu 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 belirtmesi buna... gerekir. Gerekir değil tabii mi? Tabii ki de. Hmm. Yani belirse bile aslında eee var. Tabii. Yani neticede oranın kiralanmadaki amaç orayı kullanabilmek. Yani kullanabilmesini engelleyen veya kullanım amacını e, aşağılara çeken yani e, zorlaştıran hmm. nem gibi bu tarz olaylarda hmm. yine de kiraya veren sözleşmeye ben sorumlu değilim yazsa bile hmm. mutlaka sorumluluğu var. Hmm. Ee, dediğimiz ilk başta bahsettiğimiz konu kanun kiracının aleyhine yazılan, kira sözleşmesine yazılan hükümleri geçersiz kabul ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bu sorumluluğu kiraya verenin sözleşmeye yazsa dahi devam edecektir. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz bugünkü sitelerde, bugünkü yeni olan sitelerde hani çoğusu yabancı. Yüzde altmışı, yüzde yetmişi yabancı. hatta yüzde sekseni de yabancı artık. Ve bu ıı, kira fiyatlarında artışı çoğusu onlardan dolayı oluyor. Onlar bir nedeni. Gelirleri ne kadar çok olsa da aa bunlar yine de yani kazanma peşinde. Eğer biz burada yani bizim meclisimiz bununla ilgili. Mesela bunlar daireyi satı, satın aldılar da ama vatandaşlığa geçmediler. Burada bir sınırlanmalar olabilir mi? Daireyi e, hangi amaçla oluyor? Sadece... Ve Kiraya veriyor. Kiraya veriyor ve istediği zaman arttırıyor. Hı hı. Burada bir önlem olabilir mi? Şöyle bir durum söz konusu. Kişi oraya o geldikten sonra, oturduktan sonra hı hı. E, yabancı olanlar için bahsediyorum. Oturum izni başvurusu yapılıyor. Oturum izni başvurusuyla beraber artık orada yaşamaya başlıyor. E, tabii her ne kadar Türkleri ve e, buradaki vatandaşı koruduğu gibi yabancılar için de bu uygulamalar hı hı. söz konusu olur. Yani kanunumuz bizim. Türk'tür, yabancıdır gibi bir ayrım yapmıyor. Yani yapmıyor. kiraya verenin Anlaşıldı. burada hususta dikkat tamam. etmesi gerekiyor. Bı, Bı, kısa belki... bir reklamımız var. Ardından e, tekrardan konuşacağız. Vatandaşlarımız kısa bir reklam arasından sonra hemen buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugünkü programımıza geldiğiniz için size çok minnettarım. Sizin yorumlarınız şu anki durumda e, çok mühim vatandaşlarımız için. Rica ederiz. Biz çok sağ olun, olduk. var olun. Hı. İşlerinizde üstünlük. Teşekkürler. Teşekkür Allah'tan niyaz ediyorum. Çok sağ olun, çok güzel oldu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım dinleyenler bilgilenmiştir. Faydalı bir yayın oldu. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın izleyicilerimiz, bugünkü programı bir iyi bir şiirle tamamlamak istiyorum. Hüşyar olun, hazır olun cihanda. Zordur, hem çok zordur. Kurmak, kurulmak, yüz yılda kurulan koca devleti tek bir günde yıkar vicdansız ahmak. Bir ricam aldanmayın hilesine hainin, atalar yolundan hiç ayrılmayın, hüdanızdan, dinden hiç ayrılmayın. Eli kolu bağlı kalır o zaman çare bulmaz iç düşman ve dış düşman. Sayın izleyicilerimiz hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Birbirinizi sevin, birbirinizi koruyun. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.